Aydın Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Bağcı, altında yaşanan düşüşü değerlendirdi. Bağcı, altın fiyatlarının düşüşünün dünya piyasaları ile ilgili olduğunu belirtti. Önce şuradan başlayalım. Altın fiyatlarının düşüşü Türkiye'deki ekonomikle hiçbir ilgisi yok. Sadece iç piyasadaki darlık, darphanedeki basım sürecinin hazırlıksız yakalanması, iş talebin altın fiyatlarının düşmesinden dolayı, iş talebinin artmasından dolayı piyasada biraz çeyrek altın, cumhuriyet altın gibi, zinet altın dediğimiz hediyelik altınlar falan bulunmamakta. Onun bulunmamak sebebi sadece darphanenin altını piyasaya sürmemesinden kaynaklanıyor. Bazı arkadaşlar işte İstanbul'da kapalı çarşıda kara borsa falan filan şeklinde bir şey işletler. Altın kara borsa hiçbir zaman için kara borsa olmaz. Bu bir defa yanlış. Altın müşteriden gelir, alırız, müşteriyi tekrar satarız. Toptan alırız, toptan müşteriyi tekrar satarız. Yani bir esnaf olarak bizim alışverişimiz budur. Ama ben altın kara borsaya düştü, yok piyasada şu var bu var demek bence yanlış bir şeydir. Çünkü altının kara borsası olmaz. Altın Türkiye Cumhuriyeti bankalarında her zaman için altın var. Bu fiyat düşüşü son aşağı yukarı 30 yılın en düşük seviyesi. Ne yani en düşük seviyesi değil şu. En yüksek düşüş seviyesi %13'lük %15'lik bir düşüş yaptı. Yani evet düşüş seviyesi gösterdi. Ama son 30 yılın en düşük seviyesi değil. 2011 tarihinde altın fiyatları bu civarlardaydı. Daha sonra yaz aylarında 1930 dolara kadar yükseldi biliyorsunuz. 113 bin, 115 bin falan yükseldi. Ama bu düşüş her düşüşün bir arkasında çıkış vardır. Piyasalarda çeyrek altın bulunmamasını Merkez Bankası'ndan piyasaya altın sürülmemesine bağlayan Bağcı, vatandaşa çeyrek altın yerine bilezik almayı tavsiye etti. Bağcı, çeyrek altının birkaç gün içerisinde piyasalarda bulunacağını da ifade etti. Ben vatandaşlara şöyle yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızın illa küçük altın alması şart değil. Bilezik alsa bugün için bilezik daha karlı. Mesela 1 gram 75 santimdir. Küçük altın bugün 150 liraya satılıyor. Ama 1 gram 75 santim bilezik almış olsa ben şöyle şey yapayım. 1.75 çarpı 81 liradan 141 lira, 142 lira olur. Yani 8 lira şu anda çeyrek altın fazla fiyattan satılıyor. Bilezik daha uygun. Bu da neden kaynaklanıyor? Darphane mal piyasaya sürmeyince ne oluyor? Piyasadaki elinde olan kişilerin işçilik oranının yükselmesinden dolayı bugün işte 1.000-1.500 dolara darphane basarken bugün 5.000 dolar piyasada dolaşıyor kilo olarak da. Bu sebeple de bunun piyasasını yükseltmiş oluyor. Yani ne yapmalı? Ne tavsiye ediyorsun vatandaşa? Vatandaş çok böyle fervi olmamalı, sabretmeli. Bu piyasaya darphane sürecektir. Çeyrek altın ve zinet altın piyasada bollaşacak. Telaş etmesine hiçbir gerek yok.